Denizler dörttür demiş. Kelam-ı kibar. Dört tane deniz varmış. Bir, Allah'ın rahmet denizi. İki, nefis denizi. Üç, kabir denizi. Dört, ömür denizi. Vay. Taştı rahmet deryası. Taştı rahmet deryası. Gark oldu cümle asi. Dört kitabın manası. Evet. La ilahe illallah. Allah'ın rahmet denizi. Bu denize ulaştı isen korkma. Ve seni Allahu Teala'nın rahmet denizine ulaştıracak bir yetimin başını okşama, bir fakire, bir hastaya, bir dertliye derman olma, çare olma, merhem olma, bir mümine selam verme, Allah'ın rahmet denizine ulaştıran şeyleri ara bul. Şu amel dese, çok amel dese, ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kestirilmiş 60 kurban olduğum 1450 sene önce. Kestirilmiş 60. Varanlar, erenler, olanlar, bulanlar çok ibadetlerle ermediler, varmadılar, bulmadılar. Onlar sinelerinin saflıklarıyla erdiler, vardılar, oldular demiş. Sinelerinin saflıklarıyla. Dört tane deniz var. Allah'ın rahmet denizi. Bu okyanus diyelim ona, haşa. Bu okyanusa ulaşabilmek için üç tane denizi geçeceksin. Kocasını şikayet eden hanımefendi, karısını şikayet eden beyefendi, oğlundan yaka silken, komşusundan rahatsız olan, ya yok, nefis denizi, bu denizi geçeceksin. Bu denizi geçeceksin, birinci deniz bu. Nefis denizinde boğulursan, ömür denizini kat edemezsin. Ömür koskoca bir deniz hocam. Ömür. Allahu Teala'nın verdiği lütuflarla neler olmuyor neler. Bir bakıyorsun elindekini paylaşıyorsun. Bir bakıyorsun yanındaki bir müminin terini siliyorsun. Bir bardak suyla ya bir bardak suyla cenneti alayı buluyorsun. Okumuştum size. Anlatmıştım. Mahşer yerinde Allahu Teala bir kulunu sevmiş dünyada amelinden razı. Mahşer yerinde Allahu Teala Celle Celaluhu çağıracak o kulunu. Gel bakalım hesaba hazır mısın? Ya Rabbi değilim. Allahu Teala o kuluna söyleyecek. Dünyada iyilik yaptığın birini bul bana getir. İyilik yaptığın birini. Ya Rabbi nasıl bir iyilik? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bardak su verdiğin birini. Adam bakacak sağına soluna. Aa Semih bir bakacak İbrahim Hoca gidiyor. Hocam hocam ne var? Hani sen sohbet yaparken hatırla ben sen içesin diye masana su bırakıyordum. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum Semih. Ya Allah-u Teala beni affedecek. İyilik yaptığın birini çağır gelsin dedi. Gel benim sana bir bardak su verdiğimi söyle. Ya Semih benim işim var arkadaş bak bir sürü dert, bir sürü ya insanlar iltifat ediyorlardı. Ben onlara yanlış yaptım, efendim gururlandım, kibirlendim, tanınmış. Ya benim kendi hesabım var, benim o ben sen uğraşamam. Abi gel Allah rızası için ya. Semih ikna edecek.
Bak Semih, bu bardak suyu Semih bıraktı buraya. İçeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala hesabı kendisi görüyor ya, Semih'e soracak. Ne oldu kulum? Ya Rabbi, ben bir bardak su ikram ettim, hocamı getirdim. Allah-u Teala soracak. Şahit misin? O sana bir bardak su içirdi mi Allah rızası için? İçirdi ya Rabbi. Allah-u Teala, hadi seni affettim diyecek. Kime? Semih'e. Ama ona şahitlik edene de. Hadi ikiniz de affet. Ya. Ne yapalım? Hadi koyun. Ben bu sohbeti yapınca bir annemiz yazdı. Dedi İbrahim hocam, televizyonun önüne bir bardak su koydum. Bu sohbeti duydun diye. İster iç, ister içme. Ben sevaba bakarım. Allah razı olsun. Şimdi sen madem öyle, gör bak, bundan sonra sana sevginin zırnığını vermeyeceğim diyebilir misin ya? Öleceksin. Sen bunu hak ettin deyip arkadaşına, akrabana, sana kötülük yapana, ya adam ne yapıyor gördünüz haberlerde. Ya polis yetişene kadar 6 tane yaralı, ağır yaralı. Nasıl vurursun ya? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşine onu korkutacak. Oldu mu? Bir bakışla, kaşını çatarak bakması caiz olmaz. Tebessümle bakacak. Ama bana neler yaptı? Yahu insaf et bak. Bu noktadan bakarsan zarar edersin. O sana yapacak, sen tebessümle de... O sana yapmadan yaparsan zaten zalimlerden olup cehenneme gidersin. Peki o, onu sen düşünme. Sen kendini düşün. Allah'ın rahmet denizi Celle Celaluhu. Bu denize ulaşabilmek için 3 tane daha deniz geçeceksin. Bir, önce aşman gereken nefis denizi. Dalgalar büyük. Kuyu, nefis denizinin dibi derin, karanlık, nereden eseceği belli olmayan rüzgarlar. İkincisi, ömür denizi. Ömür denizinde nefis denizinden kurtularak geçtiysek yolculuğumuz biraz daha rahat. Ancak şeytan aleyhillâne kazandırdığı, kulun kazandığı, ibadetlerin kazandırdığı ecri elinden almak istiyor. Dolayısıyla ömür denizinde olmadık yerde numaradan rüzgar çıkartıp, evet, seni batırmaya çalışıyor. Hiçbir şey yokken çıkan kavgalar. Bir incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerden çıkan kavgaların sonucunda cinayetler. Abisiyle küs ölenler, ablasının, babasının cenazesine gitmeyenler, çağrılmayanlar. Selamı sabahı kesen müminler. Ya Allah korusun. Ömür denizi. Üçüncü deniz, kabir denizi. Kabir. Hepimizin tek tek bırakılacağımız ve hiçbir kimseden yardım alamayacağımız yer. Ancak Allah'ın lütfu müstesna. Bu denizleri geçince ömür denizini, kabir denizini, nefis denizini aşınca hiç korkma. Emin yerdesin. Allah'ın Celle Celaluhu rahmet denizi. Allah Celle Celaluhu bize o rahmet deryasına ulaşan kullardan olmayı nasip eylesin. Amin.